Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Hadid Suresi 1-9. ayetler arasını değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih etti, eder. Ve huvel azizül hakim. O aziz hakimdir. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde tesbih ile başlayan veya tesbihi emreden sure başları var. Subhanellezi esra derken maslar şeklinde yine tesbihin gelmesi var. Tesbih, Cenab-ı Hakk'ı noksan sıfatlardan tenzih etmek, onun yüce olduğunu bildirmek. Göklerde ve yerde ne varsa bunların hepsinin Allah'ı tesbih etmesi, Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri, Allah'ın dilediği şekilde mükemmel olarak vücut sahasına çıkmaları, onun sanatını, kudretini, ilmini, iradesini göstermeleri. Bütün bunların hepsi tesbih, tenzih şeklinde ifade edilebilir. Ve Allah aziz, hakimdir. Onun hükmünün karşısında durulmaz, o hükmünde galiptir ve her yaptığı işte hikmet sahibidir. Yani Cenab-ı Hak noksan yapmaktan münezzehtir. Cenab-ı Hak eksik bırakmaktan münezzehtir. Allah-u Teala mahlukatı abes yaratmaktan münezzehtir. Biz tesbih ile bütün bunları ifade ediyoruz. Lehu mülkü semavet vel art. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Göklere ve yere her şeye hükmeden O'dur. Ve ne varsa hepsi onun mülkü durumundadır. Yuhyi ve yumit, o diriltir ve öldürür. Hayatı veren odur, hayatı alan da odur. Ve hu ala kulli şeyin kadir, ve o her şeye kadirdir. Zaten hayatı verebilmek için her şeye kadir bir kudret gerekir. Mesela en küçük bir canlının meydana gelmesinde hava, su, toprak, güneş, bütün bunlara ihtiyaç var. Böyle olunca en küçük canlıyı yaratan kimse, toprağa hakim olan odur, havaya hükmeden odur ve güneşe emreden, güneşi emri altına alan yine odur. Çünkü en küçük bir canlının hayatı bütün bunlarla alakalıdır. Ve kainatta ne varsa her bir şeyin diğer şeylerle bir şekilde alakası var. Ve bir şeyi yapamayan hiçbir şeyi yapamaz. En küçük bir şeyi yaratan, her şeyin de yaratıcısı olmak kaçınılmaz bir durumdur. Huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batın. O evveldir ve ahirdir, zahirdir ve batındır. Ve huve bikülli şeyin alim, ve o her şeyi bilendir. Evvel derken el evvelu Allah, yani o her şeyin evvelidir. Kâne Allah وَلَمْ يَكُمْ مَاهُ şey. Hadiste bildirildiği üzere Allah var, başka bir şey yoktu. Ve her şeyi başlatan O, her şeyi bidayeten, yaratan O, koskocaman bir ağacı küçük bir çekirdekten meydana getiren O, bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın evvel olmasıyla alakalı durumlar. Ahir olan da O, işte o çekirdek neticede ağaç oluyor ve meyve veriyor. Ona meyveyi verdiren O. Kainat evvelinde bir başlangıç halinde, sonunda kıyameti getirecek olan yine O. Ve şu alemde her şeyin üzerinde fanilik damgası var. Her şey fani olduktan sonra baki kalan yine O. Zahir olan O, her şeyde eserleriyle zahir, ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle zahir. Her şeyde görülen O. La meşhude illa hu. Yani bütün şu gördüğümüz şeylerde veya görmediğimiz şeylerde bütün faaliyetler O'nundur. Her şey O'nun sanat eseridir. Ve O her ne kadar bütün bu sanatlarda, bütün yarattıklarında eserleriyle görülmüş olsa bile mahiyeti itibariyle, keyfiyeti itibariyle bizim için meçhuldür. Ve Cenab-ı Hak bir mevcudu meçhuldür. Doğrudan onun zatını
mahiyetini, keyfiyetini bilemeyiz. O açıdan da Allah-u Teala batındır. Ve her şeyin iç yüzünde, her şeyin melekut cephesinde tasarrufta bulunan O'dur. Cenab-ı Hakk'ın batın olması bu gibi manaları ifade etmekte. Ve huve bikülli şeyin alim ve o her şeyi bilendir. Evvelini de bilir, ahirini de, zahirini de bilir, batınını da. Mesela insanın içinden geçenleri de bilir. Ya'lemus sır ve ahfa, sırdan daha gizli olanları da bilir. Ve insanın şuur altının derinliklerinde neler geçiyor, ne dalgalanmalar, ne çalkantılar oluyor. Görünüşte iyilik yapıyor perdesi altında, ne gibi başka yan gayeler peşinde veya başka asıl gayeler peşinde. Bütün bunlar Allah'a gizli değil. Huvellezî halakas semâvâti vel arda fî sittete eyyâm. O ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Haftanın günleri tarzında 6 gün değil, 6 merhalede yarattı. Ana rahmindeki bebeği bir tek hücre halinden ta 9 ay 10 gün sonraki dünyaya gelecek hale getirmesi gibi başlıca 6 merhaleden geçiriyor. Bir yılda 4 farklı mevsimin olması gibi insanın hayatında bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, ihtiyarlık gibi merhaleler misali Allah gökleri ve yeri de 6 merhaleden geçirerek yarattı. Dünyanın evreleri, işte bir zamanlar dünya bir ateş küresi halindeydi. Bir zamanlar işte yeryüzünde dev ormanlar vardı gibi coğrafyada anlatılan şeyler dünyanın bir takım merhalelerini ifade etmekte. Allah gökleri ve yeri bu şekilde başlıca 6 merhaleden geçirdi. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, sonra arşa istiva etti. Cenab-ı Hakk'ın arşa istivası, arş taht anlamında. Bir hükümdar tahtına oturur, tahtından ülkeyi idare eder. Kainat mülkü ilahi, Allah'ın mülkü ve Allah-u Teala alemde bir sistemi vaz ediyor ve sünnetullah tabir edilen diğer ismiyle adetullah kanunlarıyla tabiata koymuş olduğu kanunlarla tabiatta tasarrufta bulunuyor. Ve bu tam bir düzen halinde. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلَ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْو۪يلَ, öyle ki sen Allah'ın kanununda asla bir değişiklik, asla bir tahvil göremezsin. Kur'an-ı Kerim meseleyi bu şekilde ifade ediyor. Allah-u Teala alemde emriyle, iradesiyle tedbirde bulunuyor ve yudebbirul emr, alemdeki bütün tasarrufları o yapıyor ve o evirip çeviriyor, alemi idare ediyor. Tabii Cenab-ı Hak alemi nasıl idare ediyor? Bunun da keyfiyetini bilemiyoruz. Onun zatını bilemediğimiz gibi tasarruflarını da o kadar anlayamıyoruz. Mesela ana rahmindeki bir bebek bir binanın yapılışı gibi yapılmıyor. Bir binanın önce temeli atılır, ardından kabası bitirilir, ardından ince işleri yapılır. Ama Allah-u Teala ana rahminde o üç karanlık içerisinde anne karnında taşıdığı bebeğin kız mı erkek mi olduğunu daha bilmezken Allah-u Teala onun hem iç organlarını hem dış organlarını teşekkül ettiriyor. Dilediği şekilde ona cinsiyet veriyor ve o şekilde o en karanlık yerde de Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu hayret verici bir şekilde devam ediyor. Öte yandan yerin derinlikleri, yerin altı, yerin altına baktığımızda yerin altı tohumlarla, çekirdeklerle dolu. O karanlık yerde de onların hiçbir diğerine karıştırılmadan her biri diğerinden tam bir tefrik ve temiz ile ayırt ediliyor. Ve Allah-u Teala orada da tasarruflarını devam ettiriyor. Alemin her tarafında Allah'ın tasarrufu var. Bütün sebepler dünyası içinde en fazla bir şeyler yapabilen insandır. Buna rağmen insan kendi iç dünyasına karışamıyor. İnsanda 100 trilyon hücre olduğu söylenir. Bu 100 trilyon hücreden bir tanesinde bile biz kendimiz tam yetki sahibi değiliz. Oradaki faaliyete karışamıyoruz. Bu manada baktığımızda Allah-u Teala'nın arşı bütün alemi kuşatmış ve bütün alemde onun tam bir tedbiri, tam bir
tasarrufu var, tam bir faaliyeti var. Buna faaliyeti daime hakikati deniliyor. Ve bunlardan bir kısmı ayetin devamında zaten anlatılmakta. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ Allah arza gireni bilir. Yani yerin yere ne gibi tohumlar, ne gibi çekirdekler bırakılıyor. Allah onları bilir. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا Ve o arzdan çıkanı da bilir. İşte oradan bakıyorsunuz aynı toprakta yan yana çok değişik şeyler. Birinden biber çıkarken diğerinden domates çıkıyor. Diğerinden patlıcan çıkıyor. Yanı başında diyelim kabak çıkıyor. Bunların her birisi birbiriyle karışık haldeyken Allah karıştırmıyor. Tam bir ayırımla onları meydana getiriyor. İşte Allah yere girenleri bilir, oradan çıkanı da bilir. Ve mâ yenzilü mine's-semâi semadan ineni bilir. Yani semadan inen yağmurdur veya gökten gelen ısı, ışık, ışın bu gibi şeylerdir. Allah semadan ineni bilir. Ve mâ yârucu fîhe onda uruc eden, onda yükseleni de bilir. Gökten inen yağmuru bildiği gibi belli bir miktar, belli bir ölçüyle onu indirdiği gibi yeryüzünden de buharlaşmalar olur. Denizlerden buharlaşmalar olur. Allah onu da bilir. Bunlar Allah-u Teala'nın her şeyi kuşatan ilmiyle alakalı ayette doğrudan anlatılan misaller. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Siz nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz ona, insana şah damarından daha yakınız. Allah-u Teala böyle ifade ediyor. İşte huve ma'akum eyne ma kuntum. Nerede olursanız olun o sizinle beraber. Bu gerçekten çok muhteşem bir hakikat. Mesela hicret olayında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Sıddık ile beraber bir mağaradalar. O mağarada sebepler açısından bakıldığında artık her şey bitmiş gibi. Mağaranın kapısının önüne kadar müşrikler gelmişler ve içeriye girseler saldıracaklar. Hazreti Ebu Bekir hayli telaşlı ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam La tahzen innallaha ma'ana. Üzülme, Allah bizimle beraber diyor. Ve Allah-u Teala onları muhafaza ediyor. Kapının, mağaranın kapısının ağzında bir örümcek her tarafı ağla örüyor ve üst kısmında bir güvercin işte yuva yapmış vaziyette ve o şekilde müşrikler içeriye bile bakmadan dönüp gidiyorlar. İşte siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraber. Hazreti Yunus gibi denize düşseniz bir balık sizi yutsa Allah dilerse sizi oradan kurtarır. Daha bunun gibi ne gibi zor şartlarda olursanız olun Allah sizinle beraberdir ve onun kurbiyetini, ehadiyetini hissettiğinizde en olmaz gibi düşünülen şeyler meydana gelir. Zira Allah için zor diye bir şey yoktur. Ve buradan evliyalarda görülen kerametler, peygamberlerde meydana gelen mucizeler daha iyi anlaşılabilir. Allah inayetiyle, ikramıyla böyle seçkin kullarının yanındadır. Vallahu bima ta'maluna basir ve ne yaparsanız Allah basirdir, yaptıklarınızı görür. Lehu mulkus semavat vel ard, göklerin ve yerin mülkü onundur. Ve ilallahi turcaul umur, bütün işler Allah'a döndürülür. Yani onda başlar, onda biter. Allah-u Teala'dan onun külli iradesinin taalluku olmadan hiçbir şey meydana gelmez. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ Allah geceyi gündüze girdirir ve يُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ gündüzü de geceye girdirir. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ O sadırlarda, sinelerde olanı da bilendir. Geceyi gündüze girdirir, gündüzü geceye girdirir. Malum gece gündüz devamlı değişiyor ve süre itibariyle farklılık arz ediyor. Yazın bizim bulunduğumuz coğrafyada işte gündüzler uzun, geceler kısa, kışın da bunun tersi. Allah-u Teala bu manada alemde değişiklikler yapıyor. İşte dünkü zengin olan biri bugün fakir olabiliyor veya
Dün fakir olan biri bugün zengin olabiliyor. Gecenin gündüze, gündüzün geceye değişmesi gibi. Galip olan bir devlet mağlup hale gelebiliyor. Mağlup bir devlet galip hale gelebiliyor. Allah gece ve gündüzü bu şekilde arda arda getirirken, birini uzaltır, diğerini kısaltırken kalplerde neler geçiyor, neler cereyan ediyor onları da bilir. Eminu billahi ve rasulihi, Allah ve Resulüne iman edin. Ve enfigu mimma cealekum mustahlefine fihi, Allah'ın sizi halef kıldığı mallardan da Allah yolunda harcayın. Burada Allah'ın sizi halef kıldığı derken Yunus Emre'nin bir ifadesi bunu gayet güzel ifade ediyor. Yunus Emre diyor ki, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. Bizlerin şu anda her birinin bazı malı ve mülkü olabilir ama bunlar daha önce başkalarının kullandığı şeylerdir. Diyelim içinde bulunduğumuz ev bir başkasından kalmıştır. Veya aldığımız arabayı daha önce bir başkası kullanmıştır. Veya mülkiyetimizde görülen arazi bir başkasından bize miras kalmıştır. Veya parayla satın almışızdır. Bunlar bir miktar bizim elimizde kalacaktır. Daha sonra elimizden çıkacaktır. Ve bu konuda denilir ki insan dünyaya eli yumuk olarak gelir. Yani şu şekilde eli yumuk ama giderken eli açık olarak gider. Bundan şöyle bir mesaj çıkarıyorlar ve diyorlar ki yani sanki dünyaya eli yumuk olarak geldiğinde ey dünya seni tuttum der gibi bir hali vardır. Ama giderken eli açık ve adeta şunu söylemektedir. Görüyorsunuz işte elimde avucumda hiçbir şey kalmadı. Dünyanın en zengin insanı da normalde kabre giriyor ve en gariban insan o da kabre giriyor. Ölüm mülkiyet noktasında eşit hale getiriyor onları. Ama herkes ameliyle baş başa kalıyor. Bu durumda madem Allah bize bazı mülkü, malı nasip etmişse Allah yolunda bunları vermekten, Allah yolunda harcamaktan kaçınmamak gerekir. Çünkü bugün elimizde fırsat var, değerlendirebiliriz. Yarın bu fırsat elimizden alınabilir. Bu açıdan herkes şu dünyadan giderken geride bir sadakayı cariye bırakmaya çalışmalı. İşte ecdadımız vakıflar kurmuş. Bu vakıflara imkanı olan insanlarımız yardımcı olmuşlar. Ve kimi köprü yaptırmış, kimi çeşme yaptırmış, kimi medrese yaptırmış, kimi okul yaptırmış, kimi cami yaptırmış. Bu gibi şeylerle şu ölümlü dünyada ölümsüz bir eser bırakmaya gayret göstermişler. İşte şu anda imkanı olan kimseler ellerindeki imkanı müspet yönde değerlendirme çalışmaları gerekiyor. Yoksa netice itibariyle elinden çıkacak ve diğer alemde değerlendirememiş birisi olarak pişmanlık duyacak. فَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوا لَهُمْ اَجْرٌ كِبِرٌ Sizden iman eden ve infak edenler için çok büyük bir ecir vardır. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Yani size ne oluyor ki Allah'a iman etmiyorsunuz? وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ Peygamber Rabbinize iman etmeniz için sizi davet ediyor. Durum böyleyken niçin Rabbinize iman etmiyorsunuz? وَقَدْ اَخَذَ مِيثَاقَكُمْ Ve o sizden misak aldı. Allah sizden اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ diye ben Rabbiniz değil miyim diye söz aldı. Siz de bela ile cevap verdiniz. Evet Rabbimizsin diye Allah'a söz verdiniz. İn kuntum müminin, eğer mümin iseniz bunları yapmanız gerekir ve Allah yolunda vermeniz, harcamanız gerekir. Huvellezî, o Allah ki yunezzilu alâ abdihi âyâtin beyyinât, kuluna yani peygambere apaçık ayetleri indiriyor. لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّرِ Zulümattan nura sizi çıkarmak için. Yani peygamber aracılığıyla bize gelen şeyler bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ Şüphesiz ki Allah size son derece rauf ve rahimdir.
Yani son derece şefkatli, son derece merhametlidir. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın manalarına, sırlarına mazhar eylesin ve ona göre yaşamayı da nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.